Levent Tüzemen'le birlikteyiz. E, maç öncesinde yayınını izledim abi ana haberi. Ana haber bülteninde dedin ki Galatasaray'ın ben bu kadrosunu bir kere beğenmedim dediniz. Evet. Neden çift santraforla çıkmadı dediniz. Hatta Malatya için de dikkat edin. Küme düşmüş olsa da bu oyuncular kendini göstermek için mücadele aynısı oldu. 39'da Babel'in Babel, Babel pozisyonu var Galatasaray'da net. Bir de ilk yarı sonunda yakalanan pozisyon Malatya adına. Bir de Firkik var Kerem'in. Bir Kerem de serbest vuruş var evet. Kerem'in. Ama en büyük pozisyon Galatasaray defansının ısrarla gol yemeye çalışması. Yani şu gol yeme pozisyonunda Nelson'un kendi bireysel becerisiyle golü engelledi. Yani Mustera da bundan ders almıyor. Ya bunu ayıp mıdır? Urgay Takımının kalecisisin. Vur topu taçaya, ya. Taça vurmayınca ne oluyor? Yani ben bunu anlamıyorum. Yani bu kaç defadır bunun bu sene yaptığı bu Musa'nın hatalarından Galatasaray takımı ortak hatalarından gol yedi Taylan'la beraber. Yani markajda arkadaşların topu taça vur. Değişen bir şey olmaz. Top başlasın. E gol yesen daha tehlikeli. Zaten rakibe gol atamıyorsun. Galatasaray hücum ediyor görünüyor. Baskı kurmuş görünüyor. Ama üretmekte zorlanıyor. Yani Babel'in tekte vurması gereken topu çalım atıp vurduktan sonra top yumuşak kaldı. Firki var Kerem'in bir de Kerem'in vuruşu var. Dediğim gibi maç Kerem'in bölgesinden Galatasaray atak geliştiriyor. Babel'in bölgesinden çok fazla gelişmiyor. Pulgar vardı abi o nasıl buldu? Pulgar'ın e, özellikle defansın arkasından defanstan arkaya attığı toplar çok isabetli toplar. Özellikle son korner atışlarında bence Pulgar kullanmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani o Firik atışında da e, Kerem vurdu güzel vurdu ama keşke Pulgar vursaydı. Çünkü onun Fiorentina'da attığı firki golleri var. O konuda bir ayarlı becerisi var. Yani takımı oynuyor ama dağınık oynuyor. Şuursuz baskı kuruyor. Yani e, bir sistem içerisinde pozisyon geliştirmiyorlar. Bence e, Malatyalı oyuncular küme düşmüş takım gördükse değiller. Performans olarak ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama futbolcular da bu maçın vitrin olduğunu televizyonda yayınlandığı için burada en azından takımın küme düşmesini bilmelerine rağmen bu lig içerisinde başka bir takımlarda var olmak istiyorlar yeniden. Onun için de özveriyle oynuyorlar. Yani özellikle Tete e, iyi mücadele ediyor. Diko. Evet Diko. Mustafa bunlar, Eskellaç. Evet bunlar e, özellikle Diko Eskellaç. Buğra iyiydi. Yani bence Malatya Spor başarılı Abdülselam. Yani, o da aynı. E, baktığımız zaman Abdül Samet pardon. Abdül Samet abi. Evet çok başarılıydı. Yani ben Galatasaray takımının bir hücum organizasyonu içinde olduğuna tanık olmadım. Yani Tamamen Kerim'in bireysel becerisine bakıyorsun. Bak Berkan diye bir oyuncu ortada yok. Hiç adını duymuyoruz bile. Spiker konuşurken çok fazla getiriyor. Taylan inanılmaz top hatalı top kayıpları yapıyor. Kaptırdığı toplar Galatasaray'a pozisyon oluyor. Yani demek ki burası oyuncu çağırıyor. Diyor ki ben Halil'le tek başıma oynayamıyorum diyor. Halil tutacaksan benim ölçüme göre Pulgar kalacaksa Berkan Taylan ikilisinden birini alıp oraya bir komis koyması lazım. Çünkü değiştirir mi abi? Bence değiştirmese kazanamaz. Yani bunu göremiyor mu üretemediğini? Santral ortaların hepsi boşa gidiyor. Yani Gomis daha çok sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. 1.45 dakika daha rahat oynar. Bir maçı belki kaldırmakta fizik olarak hazır değil. Ama maç Gomis'i çağırıyor. Hatta ve hatta bana sorsan Çıkal daha çağırıyor. Yani bir ölçüde ama bunları yer açmasında yer açması gerekiyor. Torrent'in. Şimdi abi ikinci yarı mesela maçı izlerken konuştuk hep sürekli fikstüre baktık Galatasaray'ın yani çok zor maçları var. Zor maçları var. Eğer ki küme düşme hattı şekillenmeseydi böyle, yani büyük puan farkı olmasaydı, inanılmaz Galatasaray'ın ciddi fikstür dezavantajları vardı. İçeride oynayacağı maçlar Sivas ve Adana Demirspor. Kolay maçlar değil. Bu iki takımda deplasmanlarda iyi oyun oynuyorlar. Çıkacağın deplasmanlara bak Antalya. Önünde oynayacağım belki Altay deplasmanı gelecek hafta kolay olabilir. Başakşehir yani o da var. son şansını kullanıyor. Yani Altay son şansını oynayacak Galatasaray'a karşı. Ee, yani var olma savaşında. Ama bir de Başakşehir deplasmanı var ki Başakşehir kolay bir takım değil. Ha diyeceksiniz ki ile berabere kaldı. Olabilir. Ama Galatasaray için de bu oynadığı oyun umut verici bir oyun değil sevgili Aykut. Yani ben Galatasaray'dan Malatya küme düşmüş bir takıma karşı daha sağ organize yardımlaşma ön plan tutan bir Galatasaray takımı isterdim. Yani oyunu tamamıyla force etmeye çalışan sadece Kerem kerem getirmeye çalışıyor. Halil kendine göre bir şeyler yapıyor. Gel, çalınır girdi sol taraftan müşt dışarıya. Ya vurmak zorunda değilsin. Arkada çıkarabilirsin arkadaşına. Ya bir de anlamadığım bir olay var. Yani artık Galatasaray şunu karar vermesi lazım bu maç sonrasında. Gelecek maçlarda artık Babel'miş, Halil'miş bunlar senin elinde olmayacak. Gidecekler. Bulgar da olmayacak. Ama artık sende kalıcı oyuncular oynamaya çalışman lazım. Yani o yani gün kulübeden lazım. değil mi abi? Ha, yani şimdi bakıyor ki Domenek Torrent ben durumu kurtarırım diye. İşte çıkardığın kadroyu söyledim. Kerem'in bölgesine atak yaparsınız dedim. Oradan yapıyorsunuz. Gol üretmekte zorlanırlar dedim. Sinemdeki programda zorlanıyorlar. Ev Malatyalı oyuncular bireysel olarak öne çıkıyorlar. Az daha golü atıyordu yani Galatasaray. Şu anda çizgiden Nelson topu çıkarmasa Muslera'nın hatalarından sonra e sonra olacak şey değil ya. Ya bu kadar Galatasaray takımı bu hale gelir miydi? Ya bir oyun sistemi yok. Ha şunu da şunu da söylüyorum. Ya Dominic Torrent'in dağıldığını artık düşünüyorum. Çünkü yönetimde iki yöneticinin biz Dominic Torrent'le yeni sezonda devam etmeyeceğiz açıklamalarından sonra İspanyol hocanın çok var olma savaşı olduğunu düşünmüyorum. Konsantrasyonu ben. bozuldu. Konsantrasyonu zaten yoktu. Tamamen bir, yani var pamuk iplerine bağlı. Onda kopardı gitti görüyoruz. Oyuna müdahalesi yok. Hiç kenardan oyuncularla beraber bir diyalog kurabiliyor mu? Onlarla iletişim kurabiliyor mu? Veya basın oynayın oyunu buraya taşıyın diye biliyor mu? Görüyoruz hiçbir şey söylemiyor. Mesela şey de ilginç abi her programda söylüyorsun sen de Mike e sağ tarafta Mariano gittikten sonra uzun yıllar Galatasaray'a bir türlü sağ bek bulamadı abi. Ya, rol model Mariano. Yeddin olmadı Omar tamam bir kaza geçirdi. Şu anda tamam ama doldurabiliyor mu? Omar. Dolduramıyor. Bence Omar'a yani Galatasaray yönetimleri kıyak yapıyor diye düşünüyorum. Yani Omar Galatasaray'ın geleceğinde sabit olarak e, yer almamalı diye düşünüyorum ben. Olmaması gerekiyor. Yani bundan sonra Galatasaray sözünde durdu. E, sözleşmesini devam ettirdi. Ö ödemelerini yapıyor. Ama Omar Galatasaray'ın yabancı sosyal içerisinde yer alacak bir kontenjan oyuncusu değil. Yani gelecek sene Galatasaray'ın boya ile de bir şey olmuş belli. Yani bu kadar çok sakatlanan bu kadar çok oynamayan bir oyuncu olur mu ya? Bakıyorum kulübe Yani. Gomis'i alabilirsin en fazla. oy alabilirsin. Morutan'ı falan almamış zaten. Boy biliyorsun. yedek <laughs> ama oynatmaz. Saşa, <laughs> Emre Kılınç var abi. E tamam. Yani onu büyük bir ihtimalle şeyin yerine alacak. E, Babel'in yerine alacak diye düşünüyorum. Ama üç orta sahadan bir şey üretemiyorlar. Bak görüşüyorum. Bir tek bir iki tane Pulgar ki çok fazla göze geçen maçlarda basmadı. Ona çünkü sırtını döndü Torrent. Bugün defansın arkasında Kerem'e ve Babel'e iyi paslar attı. Yani adamın bir kalitesi var ama e, demek ki hoca ona sahip çıkmadı. Onu kazanmak için mücadele vermemiş. Bugün üçlü defans oyna, orta saha oynamasına çok şaşırdım. Mesela ilginç Berkan abi, ortada yok. Taylan top kayıplarıyla göz, göze batıyor. E, Ber, olay tamamıyla bir tek Pulgar'a Mesela abi oyun. İnaki Penya ve İsmail Çipe de var mesela. Bunlar iki kaleci işte. Mecbur penayı alıyor yabancı diye. Tamam, oyuncu ama... kontenjanından Yerli Kaleci'de alıyor. Yani Galatasaray'ın geldiği nokta bu. Yani burada... İlginç tabi kale... tabi Tabii yani. tabii yani. Ben Semih kullanacağını tahmin etmiyorum. Arda Turan'ı da kullanacağını tahmin etmiyorum. Hiç Ömer yok. Bayram. Yani vazgeçmiyor ondan ama o da kullanacak bu oyuncuyu. Burada gelecek 3 tane oyuncu var. Maffei mi? Gomis, Emre Kılınç, Çıkıldağ. Onun dışında... Arda Turan zor. Yok mu? ben zannetmiyorum. Yani gelebileceğini tahmin etmiyorum. Bu 3 oyuncunun analizinde doğru yapması gerekir. Ben yani bu, bu etapta oyunu rakip kaleye yıkmak istiyorsan sadece bunu Halil ile yapamadığını gördün. Halil birebir santrfor değil. Halil yardımcı santrfor. Milli takımda da bunu Burak'la beraber nasıl uyumlu oldukları, uyum içinde oynadıklarına tanık olduk. Dolayısıyla ben Gomis'i oyuna atarım. Orta sahada ikiye çekerim. Ama kimi çıkarsın onu bilemem. Önümüzdeki yani. yıl Berkan ya da Taylan bunlardan biri mi olur yoksa ikisi de mi olmaz abi? Vallahi bu Galatasaray başkanlarının kadro mühendisliğiyle orantılı. Yani bu kadroyla ortaya gelme önüne bir tane analiz koyacaklar. Sabah gazetesi bunun analizini yapmıştı. Sıfır golle oynayan iki orta saha var. Yani üretmeyen bir orta sahayla yeni yönetim devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Mutlaka ki bir takım oyuncularla görüşmeler yapılacaktır. Ama duyuyorum da eğer doğru mu bilmiyorum. Oğuzhan Öz Yakup falan bu Galatasaray oyuncusu değil yapmayın ya. Oğuzhan Öz Yakup e, yıllardan beri geri gidiyor ya. Sadece Beşiktaş'tan para kazandı. Galatasaray'a hiçbir katkısı olmayacak bu oyuncu. Yani bu konuda planları olan insanlar varsa hata yapıyorlar. Şimdiden söyleyeyim. Ya yani Bir hatayı hatayla devam ettirmenin anlamı yok. Yani olsan Galatasaray'ın hedef oyuncusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Oralar başka oyuncular bakacaksınız. Orada bakın söylüyorum Melo gibi, Fernando gibi oyuncular lazım. Oyunu kontrol edebilecek, savunmayı da yönetecek, hücumu da yönetebilecek. Gol atacak, gol attıracak. Oyunu ve oyuna akıl katabilecek oyuncu lazım. Yoksa ne Taylan akıl katıyor ne Berkan takıyor ta takıyor. Yani katmıyor pardon. Bunlar katmadıkları için de zaten Galatasaray'ın durumu ortada. Orta sahası kaç haftalar geçmiş? Orta sahası bir gol atmamış ya. Sormuyor musunuz kendinize biz neredeyiz diye? Rakiplerinize bir de ben anlamadığım bir şey var. Kuntsu. Ya biz başka ülkede mi yaşıyoruz ya bu Kunts Alman Milli Takımının milli takım hocası değil miydi? Doğru. Milli Takım için düşürülmüyor mu? Düşünülmüyor muydu? Tamam. E düşünülüyordu. Ya sen niye alıyorsun Berkan'la Taylan'ı mi takıma Bana bir anlatır mısın ya? Gol yapmayan, üretmeyen bir adamın orta sahada ne işi var ya? Önce bir mi takım mi hak etmiyorlar ki. Galatasaray hak etmiyorlar, mi takım hiç hak etmiyorlar. Önce öyle bakmak lazım. Başka bir teknik direktör gelse bu ikiliyi asla oynatmaz ya. Asla asla oynatmaz. Söylüyorum yani. Bir de Berkan'ı sol solda oynattı abi. Evet. Kums. Yani Kunş düşebiliyor. oyunda yok ya. Oyunda yok. Yerli de yerli de bir sıkıntı yok. Bak çıkartırsın oradan Berkan'ı. Alırsın e, şey Çiçil Çiçildağ'ı veya Gomis'i önce çift santrfor dönersin. Ondan sonra işine bakarsın. Yani Halil Halil gezinen bir oyuncu. Gomis gezinen değil, daha çok sabit oynayan bir oyuncu. Statik. Evet. Anladım. Kalenin önüne düşen topları vuruş haline dönüştürebilecek bir oyuncu Gomis, gol yapabilecek bir oyuncu. Halil öyle bir oyuncu değil. Sen niye göre Tonet bu kararı verdin? Ben merak ediyorum. O maçta eleştirdik ya e, Gomis yürüyordu diye. Gomis'in yürüme sebebi senin oyun sistemine. Gomis'e karşı bir oyun yapısı oluşturmadın mı? Top mu attınız ki Gomis'e? Mecbur kaldı yürümeye adam. Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe maçında. Ondan dolayı eleştirdik sevgili Aykut. Yani bugün Gomis'e ihtiyacı var Galatasaray takımınız. Bak söylüyorum. Halil'le oyun da çıkmıyor gol de çıkmıyor. Kusura bakmasın. Bu böyle doğru sistem mi abi? Ekrana getirdi Özgür Akay yönetmenimiz. 4-1, 4-1. E bunun gibi evet bu, bu. E, Bulgar bu. doğru tek ya Taylan ile Berkan Kutlu Üretmen iki adam forvete yakın oynuyorlar ya. ya. böyle bir şey olabilir mi? Soruyorum sana. Onun bir tanesini bırakırsın Bulgar'ın <laughs> önünde. Halil Dervişoğlu'yu arkaya çekersin. onun önüne de Gomis koyarsın. Halil yine gezinir. Gomis'i alan yaratır. Gomis boşa çıkar ve Galatasaray Galatasaray Gomis girmezse gol atmakta çok zor olur. Bak söylüyorum. Ancak Gomis girdikten sonra Halil gol atabilir, Kerem gol atabilir, Gomis'in kendisi atabilir. Çünkü Gomis sadece e, etrafındakileri de oynatabilecek bir oyuncu konumunda. Bu şekilde Galatasaray takımı pozisyona giriyorum diye kendini aldatıyor. Biz öndeymişiz, iyi gidiyoruz diye olaya bakıyorsa Tonat yanılıyor. Demek ki kenardan maçı okuyamıyor. Zaten okuyamadığını vardı. Kulaklar Çınlı Uluç da, Hıncal abi de bunları defalarca yazdı. Oyunu bir gram okuyamayan bir teknik direktörle oynuyor Galatasaray takımı ya, ya bu Galatasaray'ın yönetimi başkanı nasıl Galatasaray'ı böyle bir hocaya mahkum ettiniz ya? Altyapıdan bir teknik direktör getirseydiniz bu kadar hata yapmazdı. En azından futbolcularla kenardan bir iletişim kurardı. İletişim kurmayan emekli bir İspanyolu getirdiniz ya. Katalan'ı getirdiniz Galatasaray'ın başına. İşte üretemiyorsun ya. Çıkardığın kadroya bak. Hayal bir kadro. Fenerbahçe maçında orta sahayı tutayım deyip 3 oyuncu çıksaydı kabul ederdim. Derdim ki bu üçü Galatasaray... Avrupa'daki gibi oynayacak. Alan savunması yapacak. Kompakt futbol anlayışı. Üçlü de orta sahanın Fenerbahçe orta sahasının oynamasına izin vermeyecek derse inanırdım. O maçı da denemediğin üçlü e, Malatya önünde dönüyorsun ya. ya. Bu nedir yani Galatasaray takımı böyle bir maçı ilk yarıda sıvı sıvır bitirmemeliydi. Ama senin tercihlerin Galatasaray'ın pozisyon üretmesine engel oldu. Maalesef Kerem'in bireysel becerisi. E, yapılan faul sonrası Kerem'in friki. Bir şutu kaleci çıkardı. Bir de Babel'in araya atılan bir topta var. Onu Babel'in yumuşak olması, Tıklama mesela. Bir de gelişine vursa gol olur. Bir hamle yaptın. Herkes pozisyona girdi. Çünkü Malatyalı defans oyuncusu koşuyordu arkaya doğru. Mesela şöyle bir şey yapsa daha mı akla yatkın olurdu abi? Pulgar'ı oynatmayıp Berkan Taylan önüne çıkıp daha koysa daha Bence bir... Bence bu Pulgar oynar. Oynar mı? Bu Pulgar oynar. Berkan Taylan'dan birinin çıkması lazım. Görüntüye göre Berkan oyunda yok. Bana sorsan O yok. zaman ne yapması lazım Bence abi. E, çıkartacak oynayayım. orta sahada e, ve oraya Gomis salacak. Halil Dervişoğlu'nun arkaya çıkıp biraz daha orta sahaya destek vermesini isteyecek. Halil'in topla çıkışı etkili hatırla. E, şeyde faul almıştı. Trabzonspor'un e, Trabzonspor hmm. maçında ayağına bastılar arka. Hatırladım abi. Rakibin bastı. Hatırladım, hatırladım. Halil giderken faul evet, oldu. Falan evet, yapıldı. evet, evet, evet. Yani genel anlamda dolayısıyla Beşiktaş maçında da etkili oynamıştı. Yani şimdi bu düzende diyorsun ki Pulgar kalır. Berkan'ı alır ya da öyle yapmalı diyorsun. Senin görüşün Berkan'ı alırım. Ol. Evet. Bence daha iyi koyarım. Evet. Değil mi abi? Evet. Ee, alırım. Domisi'de... Hatta Boey'se de hatta Boey iyiyse sakatlığı yoksa Omar'ın yerini alırım. Omar çok aksadı değil mi? Tabii çok aksadı. Ve ben söyleyeyim sana en azından Boey'in e, bir sürati var. Yani madem öyle uçtu kaçtı diyorlar ama demek ki eğer boya... Yı... Omar'ı kesemiyorsa, o zaman bu transferin de yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Düşün. Yani bak, Mariano sonrası da kimler geldi? Yetdin bile bu ikisinin önünde. Abi evet. yetdin olmadı, boy olmadı. Evet. Omar tamam, Omar da olmadı diyor. Semit de olmadı diyor. Semit denediler. de olmadı. Olmadı. Evet. Lines zaten hiç olmadı. Olma. sol bekte oldu da Tabii sağ, sağ bekte olmadı. Olmadı. Yani. Olmadı. Evet doğru. Do Demek ki Mariano'yu gönderdin. Ben çok şaşırdım şey. Mariano'nun rol modeli ise Mariano türünde bir adam alacaksınız. Yani Galatasaray'ı başarıya bu oyuncular götürmüşlerse bu oyuncuların e, kendini soyutlayıp kafana göre oyuncu almak, hayal kurmak bence Galatasaray'ı bugünlere getirdi. Kusura bakmasınlar. Teşekkür ediyorum. İşte dediğim gibi Gomis girmezse Galatasaray gol pozisyonu üretmekte zorlanır. Ha, senin söylediğin bu şekilde bak abi. Evet. Bu. Şimdi arkadaşlarımız hazırım. Bravo. Tebrik ediyorum. Teşekkür Arkadaşım ediyoruz Ejiye. Özgür Akaya'da bu. arkadaşlarıma. Bu kadar basit. Böyle olmalı. Tabii. Çok da fazla e, devamlı hücum etmenin anlamı yok. Biraz arkada bekleyip Kerem'i kontrata çıkarmakta Halil'i kontrata çıkarmakta fayda var. Bakalım ne yapacak abi. İkinci yarı başlıyor. Teşekkürler Levent abi. Evet, Takım oyununda zaten analizde bulunacaksın. Sevgili seyirciler noktalayalım. Kerem, Can, Bulat ve Burak hazırlar. Burak Kural sözü arkadaşlarımıza